Hayırlı akşamlar efendim. Dipnot programında bu akşam sizlerle birlikteyiz. Ne yazık ki geçen iki gün önce kötü bir haberle uyandık. 24 saatte 12 tane şehitimiz var. Bu sayıyla söylenecek bir şey değil tabii ki. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar dilerken terörü lanetliyoruz. Teröristleri destekleyenleri de lanetliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine Allah sabırlar versin efendim. Evet, bu akşam konuğumuz Kandıra Belediye Başkanımız Sayın Adnan Turan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Hazire Hanım. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, şimdi 5 yılı geride bıraktık. Evet. Aslında 1-2 ayımız kaldı ama biz artık 5 yılı geride bıraktık diyoruz. Haklısınız. Şimdi Kandıra'da da diğer ilçelerimizde olduğu gibi belediye başkan adayları, siz zaten doğal adaysınız. Evet. Belediye başkanları doğal adaylar. Önce bu soruyla başlamak istiyorum. Kandıra çok küçük bir ilçemiz aslında ama adaylarımız da çok fazla. Şimdi siz 5 yıldan bu yana diyelim ki 50 tane proje yaptınız ya da Kandıra ile ilgili işte yaptığınızı onları soracağım. Neler yaptınız? Neler kaldı da adayları ben bunları da yapacağım diyorlar. Ne dersiniz? Öncelikle tabii Kandıra'daki yaptıklarımızın tamamında Büyükşehir Belediye'mizin katkıları var. Kandıra Belediyesi sizlerin de söylediği gibi gerçekten yüz ölçümü olarak büyük bir coğrafya ama belediye olarak baktığınızda küçük bir coğrafya. Evet. 4 mahallesi, merkez mahallesi olan 92 tane köylerden oluşan mahallesi, yaklaşık 280-300 aralığında yerleşim yeri, eski adıyla köy olan bir yer. Burada da tabii 4 mahallesinden vergisel sistemde vergi toplayan ve 96 mahalleye hizmet eden bir belediye olduğumuzdan dolayı tabii bu işlere yetişme şansımız yok. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doçent Doktor Tahir Büyükakın Başkanımızın katkılarıyla, ekibinin katkılarıyla bugüne kadar Kandıra'da verilen sözlerin belki %80-90'ını yapmışızdır. Bazı işte pandemiden, deprem bölgesine yapılanlardan dolayı muhakkak ki geride olduğumuz kısımlar var. Bunlardan eksiklerimiz var. Tabii diğer tarafta aday adaylarının oluşmasındaki faktörlerden bir tanesi de şöyle aslında. 1994 yılından beri Kandıra Belediye'mizin ikinci dönemi olan bir belediye başkanımız yok. İşte kafalarda devamlı. Kandıra her dönem değişiyor. Evet, evet. Kandıra her dönem değişiyor algısıyla beraber aday olan arkadaşlarımız, aday olan arkadaşlarımız var. Kandıra'yı düşünen gerçekten şu da olsun, bu da olsun ya da işte bizim eksiğimiz olan kısımları hedefleyen arkadaşlarımız var ki bir tanesini örnek verebilirim. Bir yine aday arkadaşımız benimle görüşmek istediğinde kendisinde ofisine gidip orada ziyaret ettiğimde işte hani bana soruyor, ben aday olursam işte gönül koyar mısın diye. Ben de kendisine şunu söyledim, ne güzel dedim, daha çok mutlu olurum. Niye dedim, çünkü bizim eksiğimizi, bizim yapamadıklarımızı görmüşsünüz ve Kandıra'ya değer katmak için aday oluyorsunuz dedim. O da mutlu oldu tabii buna, olması gereken bu. Herkes kendince bir hedefi var, bir coğrafyaya hizmet aşkı var. Ondan dolayı biz de arkadaşlarımızı bu düşüncelerde aday olabileceklerini düşünüyoruz. Yani eksikler konusunda tabii ki Kandıra'da yapılması gereken ve ikinci plana attığımız özellikle pandemi ve depremden dolayı yaptığımız konular var. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanımız dedi ki yani bir köprüyü eksik yaparım ama pandemi döneminde vatandaşlarımı asla yalnız bırakmam. Aynı şekilde deprem zamanında buradaki bir projemizi durdururuz, oradaki insanların refahı için yaparız. Tabii büyük bütçelerdeki büyükşehirimizin yaptığıyla bizimkinin de yaptığı aslında küçük miktarlarda da olsa biz de aynı şeyleri yaptık. Ama yine de elimizden geldiği kadar Kandıra'ya hizmet etmeye gayret ettik. Tabii ki eksikler var. Bunları göreceli olarak bakmak lazım. Öncelikler, herkesin için öncelikler değişebilir. Kimisi yolu öncelik yapar, kimisi sosyal alanı. Bunlarla alakalı tabii ki tartışılacak konular vardır. Arkadaşlarımızın da bu düşünceler doğrultusunda aday olduğunu düşünüyorum. Kandıra'ya, Kocaeli'ye bir değer katmaları için aday olduklarını düşünüyorum ben. Peki efendim, o zaman siz şu 5 yılda neler yaptınız? Şöyle bir sayfaları bir geçmişe dönük sayfaları bir açalım. Neler yaptınız? Aday olmanız durumunda neler yapacaksınız? Arkasından gelecek olan soru tabii ki. Buyurun. Öncelikle
Bir kere ulaşılabilen bir belediye başkanlığı profili olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ben hava şartları müsait olduğunda evimden yürüyerek belediyeye gelen giden bir belediye başkanıyım. Muhakkak ki beni haftanın 6 günü 7 günü muhakkak sokakta bugün görmezse yarın, yarın görmezse o 6-7 gün içerisinde görüyor insanlar. Çünkü evden çıktığımda işte saat okula çocuğu bıraktıktan sonra 9'dan 10.30-11'e kadar anca belediyeye gidiyorum. Muhakkak bir yerlerde oturuyoruz, sohbet ediyoruz. İnsanlar görüyor. Bir kere ulaşılabilir. Sokakta tek başına gezen bir belediye başkanı profiliyle. Nadir bir belediye başkan profili bence, evet. Sayın Başkanım. Bunun yanında tabii ki bizim coğrafyamız çok büyük. Köylerle alakalı inanın 280-300'e yakın aralıktaki yerleşim yeri, eski adıyla köyler olan yerlerimizi inanın hiç boş bırakmıyoruz, geziyoruz. Bu seçim varmış yokmuş. Biz sadece işte o ameliyat olduğum dönemde biraz eksik bıraktığımız noktalar vardı. Ondan sonra zaten sokağa çıkmaya başladık ve köylerimizle de olan ilişkimiz gayet iyi. Bu konuda bir şeyimiz yok. Bu da bize artı getirecek teşkilde. En azından bu 5 yılda diyelim hiç gitmediysek bir köyümüzü 4 kez, 5 kez yılda bir defa muhakkak gitmişizdir. Ama cenazede, ama merasimde, düğünde, cemiyette ya da işte köy ziyaretleri, her akşam köy ziyareti yapıyoruz. Onlara muhakkak katıldık. Diğer taraftan tabii Kandıra'nın önceliği olan bazı projelerle alakalı, işte geçmiş dönemden tasarlanan Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bu yıl bu dönem devam ettiğimiz Kandıra Belediye Başkanlık binası, yine mezbahamız, yüzme havuzumuz, işte düğün salonlarımız, bunlarla beraber tabii ki Kandıra'nın coğrafyası çok büyük olduğu için yaklaşık 3000 kilometre yakın Kandıra'da yol var. Bu yolları da daha konforlu hale getirmek için gerek tarlalarına giden insanların ham topraktan stabilize yollara çevirme, stabilize olanları yapabiliyorsak soğuk asfalt parkeye çevirme ya da asfalta çevirme, ulaşım yollarını daha kolaylaştıran kestirme yolları yapmaya çalışıyoruz. Kandıra'da yılda 20-30 kilometre asfalt yolu yapsak da inanın bu Kandıra'da görünmüyor. Ama 20-30 kilometre asfalt belki 60-70 milyon liralara mal oluyor. Ama dediğimiz gibi yol çok olduğu için görünmüyor. Yine özellikle biz bugüne kadar tarımla alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan destek anlamında ne istediysek hiçbir zaman hayır demedi. Çiftçilikle alakalı çiftçimize en son mesela afet kısmına girmemesine rağmen Büyükşehir Belediye'mizden işte o sular altında kalan arazilerin yönetilmesiyle alakalı, ekilmesiyle alakalı mesela bu sene karpuz Kandıra'da çok az oldu. Sebebi yaz sezonuna girerken ki fidelerin ekildiği zamanda sel oluşması. Tabii orada zaman dilimi de geciktiği için bir daha aynı yere karpuz ekilemedi ama Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanımızın ekibi bu konuda gerek farklı bir ürünün tohumunda ve gübresinde destek oldular. Yine o dönemde valimiz yine Ankara'dan destekleriyle çiftçimizi yalnız bırakmadı. Bunlarla alakalı ciddi şekilde bir koordinasyonumuz var ama dediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızdan çiftçiye destek anlamında ne istediysek hepsini alıyoruz. En son mesela tabii biliyorsunuz Kandıra'nın meşhur Kandıra manda yoğurdu. Bununla alakalı hibe manda tedariği sağlandı. Bu yıl ilk örneği yapıldı. Eğer talepler devam ederse her yıl yine bunlar yapılacak. Buraya kadar çiftçimize destek olmaya gayret ediyoruz. Tabii eksik kalanlarla alakalı İzmit Kandıra yolunda orada biraz yavaş gidiyor işimiz ama inşallah hızlandı yine son dönemde. O da Kandıra'ya değer katacak. Yine Karadeniz sahili yolu Ağva'dan Kandıra'ya gelen yol, o da başladı. Bundan sonrası 2024'te belki üst yapı planlaması sadece Kandıra'dan sahillere gidecek bir duble yol konusu var. Bununla beraber turizm planları inşallah 2024'te işlenecek. Bakanlığa teslim ettik. Büyükşehirimizle beraber çalıştık. Yine her ilçede olduğu gibi bizde de bir millet bahçesi var. İlk etabı 70 dönüm, ikinci etabıyla beraber 140 dönüme çıkacak bir millet bahçesi var. Tabii namazgah kültür merkezi dediğimiz tema parkımızın olduğu yerde yeni şuurlandırmayla beraber yaklaşık 14 dönüm daha o sosyal alana sahip olacak bir alanımız çıkacak. Oranın da muhakkak ki sosyal donatılarla desteklenecek. Yine özellikle sahil bölgelerimizde imar konularıyla alakalı problemler var. İşte bir bölüm orman arazisi olan 2B dediğimiz arazilerle bunlarla alakalı milletvekillerimiz sağ olsun
Ankara'dan destek oluyorlar. Onlarla beraber inşallah oradaki mülkiyet sorunları da çözülecek. Doğalgazla alakalı inanın bu yıl hedeflenenin belki %20-%30'unda daha fazla doğalgaz geldi Kandıra'ya, köylerimize. 2026'ya kadar doğalgaz almamış yerlerimizin %80-%90'ı doğalgaz almış olacak. Çünkü İzgaz'la, Büyükşehir Belediye'mizle beraber planladığımız doğalgaz projesi niteliğinde 2026'ya kadarki eylem planında Kandıra'da belki %10'luk kısımda doğalgaz eksik kalabilir. 2026'ya kadarki eylem planı bu şekilde. Yine tabii turizm hep bizim için farklı konseptlerde bakmak gerekiyor. Bizim sahil turizmimiz Ege Akdeniz gibi çok fazla değil. Yani sezon olarak kısa. Ama tarihi dokusu olan yerlerimiz var. Mesela Kerpe'de işte turizm il müdürlüğümüzle beraber, yine valiliğimizle, marka ile beraber yaptığımız projeden ve bakanlıktan aldığımız hibemiz var. 2 yıl önce başlamıştık deniz altında arkeolojik kazıya. Ben de dalış yapmıştım. Milletvekillerimizi de götürdük. Onlarla da Büyükşehir Belediye Başkanımızı da orada daldırmıştık. İnşallah 2024'te biraz bütçesini artırmak kaydıyla bakanlıktan sözünü aldık. Turizm İl Müdürlüğümüzle beraber. Deniz altında bir müze olacak bu. Oradan çıkan ürünlerin orada sergileneceği. Yine tarihi eski camilerimiz var. İşte kale surlarımız var. Bunların restorasyonuyla alakalı eski cezaevimiz var biliyorsunuz. Bunlarla da alakalı 2024'teki projeler devam edecek. Kandıra'nın kültürünü biraz daha ön plana çıkarmaya çalışacağız. Tabii ki turizmi var ama turizminin kısa vadeli olmasından dolayı o turizmi işte ekoturizmle, kongre turizmiyle, sağlık turizmiyle, spor turizmiyle biraz daha yaygınlaştırmak gerekiyor. Buna göre tamamen turizm planlarımız var. Aslında en değerlisi geciken ya da bir yıl sonraki olacak iş dediğimiz kısım turizm planları. Turizm planları yapıldıktan sonra konaklamayla alakalı tesislerimizin sayısı artacak. Biraz daha güvenli, biraz daha disiplinli yerlerimiz olacak. Bunlarla birlikte tabii ki kent merkezinde ufak revizasyonlar olmak zorunda. Yine romanlarla alakalı yerinde dönüşüm projemiz vardı. Onun Büyükşehir Belediye'miz kamulaştırmasını yapacaktı. TOKİ'de romanlara, roman kardeşlerimize yeni konutlar yapacaktı. Onu da mevcut yerinden değil de yine Kandıra'ya yakın, çok uzak olmayan bir alana toplamaya çalışacağız. Bununla da alakalı bir çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediye'miz zemin etütlerini falan yaptı. İnşallah çok büyük sıkıntı olmazsa onların da hem kentin giriş ve çıkışlarındaki o düzensiz yaşamlarını biraz daha düzenli, onların da biraz daha hayata adapte olabilmesi için daha sosyal alanlara hitap edecek. İçinde işte 4-6 yaş eğitim yerinden tutun, sertifikalı eğitim belgesi verilecek, mesleki yeterlik belgeleri verilebilecek kurslara kadar yeri olacak orada. Çünkü onları da hayata adapte etmemiz gerekiyor artık. Kandıra'nın ilerleyen zamanda vizyonu biraz daha farklı olacak. Çünkü Kocaeli'nin incisi olarak Kandıra görülüyor. Evet, 8 tane mavi bayraklı plajımız var Kocaeli'de, 7 tanesi Kandıra'da. Hakikaten bizim için özverili olan bir çalışmaların sonucunda elde edilmiş bir mavi bayraktır bunlar. Ve her yılda denetlemeye geliyorlar. Bununla da alakalı en azından en ufak bir hatanın olmaması gerekiyor. Bu da bugüne kadar koruduk. Bundan sonra da korumak için gayret sarf edeceğiz inşallah. Sayın Başkanım, şimdi Kandıra, evet, Kocaeli'nin incisi. Ama anlatırken hem hayvancılıktan söz ettiniz, hem tarımdan söz ettiniz, evet, hem turizmden söz ettiniz. Kandıra sizce yeni dönemde, yani 2024 yılından sonra ya da hedefinizde öne çıkarmak istediğiniz bir bölümü var mı? Yani şu bölümüyle ya da hepsi, bütün o saydıklarınız veya ilave edilecekler, saymadıklarınız da dahil olmak üzere, ilerlemeyi hep aynı standartta mı, aynı şartlarda mı devam edeceksiniz? Yani şöyle, tabii ki bir de şeyi eklemek lazım. Gıda İhtisas OSB'ye eklemek lazım. Evet, zaten ondan bitmeyen sonrasında, bir evet, İnşallah bir fabrikamız temel attı, başlıyor. İnşallah. İnşaatı devam ediyor. Belki seçim atmosferinden daha sonra hızlanacak. Yerlerin teslimatıyla, yol güzergahların belirlenmesiyle beraber. İşte bizim oralara ürün yetiştiren çiftçilerimizin olması gerekiyor. Bunlarla alakalı çalışma gerek Büyükşehir Belediye'mizde, gerek bizler sayesinde olacak. Tabii 2024 ve yeni dönemle alakalı muhakkak ki ben yine birinci derecede turizm planlarının olmasından ve sonrasında da Kandıra'nın kültürüyle biraz daha ön plana çıkıp
işte gerek hayvancılığıyla gerek çiftçiliğiyle beraber ön plana çıkması, işte Akçakoca Bey'in Kocaeli'yi, bu bölgeyi Türk topraklarına, Osmanlı topraklarına dahil ettiği bir çıkış kapısı Kandıra. Orada gerçekten kültürüyle, tarihiyle bir doku var. Bunları ön plana çıkarmamız gerekiyor. Yani Kandıra'yı şöyle düşünmemek lazım. Yani nüfusu 300 bin, 500 bin olacak gibi düşünmemek lazım. Daha fazla dingin bir şehir, sakin bir şehir, bir ilçe olarak planlama çerçevesi içerisinde olduğu turizm planlarında. Belki sahil bölgelerinde 3-4 tane, en fazla 3 yıldızlı otelimiz olacak. Ama öyle Ege Akdeniz'deki gibi çok daha fazla kalabalığın olduğu, nüfusun olduğu değil de daha dingin, daha sakin konaklanabilir, günübirlik alanlar olan, doğayla iç içe olan alanlar yaratmak lazım. Bu Kandıra'ya değer katacağını düşünüyorum. Tabii Kandıra'nın da ticaretini biraz daha güçlendirecek. Tabii eğitim konusuyla alakalı muhakkak ki bir hamle yapmak gerekiyor. Orada geçmiş dönemde İl Eğitim İl Müdürümüzün olduğu dönemde Kandıra'da Turizm Meslek Lisesi ve Otelcilik Meslek Lisesi uygulamalı bir lise projesi vardı. O da eğer Kandıra'da hayata geçerse biraz daha en azından o bölgeye hitap edecek öğrencileri, gençleri yetiştirerek iş sahibi etmek lazım. Çünkü çocuklar Kandıra'dan çıkıyor, başka illere, başka ilçelere gidiyorlar. Mesela bizim oradaki mesleki eğitim okulumuz var. Orada aşçılıkla ilgili bölümümüz var. O çocuklar yazın Antalya'ya gidiyorlar mesela. Antalya'da gerçekten onların orada bir işbirliği sağlanmış ve oradaki yaz sezonunda hem kendilerine hem de mesleklerine katkı sağlayacakları bir atmosfer yaratılıyor. Bunu Kandıra'da uygulamalı şekli inşallah olmasından yanayız. Böyle bir proje vardı. Askıya alındı. İnşallah ilerleyen zamanda bununla da alakalı muhakkak ki bir şey çıkacaktır ortaya. Bir proje çıkacaktır. Tabii ki bizim için keşke eskiye doğru yapılan tarım, çiftçilik dönse. Bunun için mücadele edeceğiz. Gerek müşterilerimize, gerek bizimle. Mesela biz yine bakanlığımızın ve markamızın valiliğimizle birlikte yaptığımız bir sera projemiz var. 3 dönüm tek parça sera yaptık. Kandıra'da tek parçada 3 dönüm sera pek yok. Bunu örnek olarak yaptık. İçerisinde buzhanesinden tutun kantarına kadar. İlk ürünümüzü de yaz, kış mevsimi olduğu için kıvırcık arkadaşlar denemek amaçlı ektiler. Belki yarın öbür gün çiftçimize orada tohum ya da fide yetiştirme konusuna döneceğiz büyükşehrimizle beraber. Bunun da bir çalışmasını yapacağız. Biraz daha tabii Kandıra'da işte meşhur bizim Kandıra'nın hindisi vardı. Onu da biraz daha ön plana çıkarmak lazım. Hindicilik yapmak isteyene Büyükşehir Belediye'miz tavukçulukta, küçük başta, büyük başta nasıl destek oluyorsa muhakkak ki orada da destek olacak tesisi olanlara. Biraz da onu ön plana çıkarmak lazım. İşin özeti kültürü ve turizmiyle, yaşam şekliyle beraber biraz daha sakin kalıp, sakin şehir kalıp günübirlik ve hafta sonları veya da kısa vadeli geliş gelişlerde kullanılabilecek, değerlendirilebilecek bir ilçe olması düşüncesi var. Sayın Başkanım, şimdi yazın nüfusunuz 2 katı, 3 katı artıyor, evet. Ve onun aslında sıkıntıları da bir başka. Çünkü kısa dönemde belki 8 ay boyunca veya 6 ay boyunca yaptıklarınızın çok daha fazlasını o sadece yaz döneminde, evet, kısa, evet, dönem, evet. Ama belki 2 ayda, 3 ayda çok daha fazlasını yapıyorsunuz. Bu da size biraz zahmet getirmiyor tabii mu? Tabii ki. Hem size hem personelinize. Ya şimdi yaz sezonuyla alakalı hem Büyükşehir Belediye'miz hem biz geçici personeller tedarik ediyoruz, istihdam ediyoruz. Mesela Mayıs ayından Eylül ayına kadar bizim yerleşik nüfusumuz ikinci konutu olanların da gelmesiyle beraber 150 bin civarlarını buluyor. Ama bayram tatilleri 9 günlük olursa orada mesela 1 milyon kişiye ulaşıyoruz. Yani kiralık çadır dahi bulunamıyor Kandıra'da. Hafta sonları 400 bin, 500 bini gördüğümüz zamanlar var. Bunları da biz araç sayılarından yola çıkarak bakıyoruz. Tabii dediğiniz gibi geri dönüşüyle alakalı gerçekten Kandıra bu konuda zorlanıyor. Ama işte 3 vardiya çalıştığımız zaman oluyor. Çünkü temiz kalması gerekiyor. Gelenlerin temiz olması gerekiyor. Ama tabii ki işte gelenlerin de biraz daha doğaya, işte sıfır atağa önem verirse hep birlikte yarını daha garantiye alacağız. Bunun için mücadele ediyoruz ama dediğiniz gibi hakikaten bir zorluk yaşıyoruz. Ama bugüne kadar da üstesinden kalktık büyükşehrimizle beraber, bizlerle beraber. Tabii yine şurayı da unutmamak lazım.
Kandıra'nın coğrafyası yaklaşık %87'si tarım ve ormanlık alanda. Biz özellikle son 2 yıldan beri valiliğimizin işte ormanın aldığı kararlar doğrultusunda mesire alanların dışında piknik mangal yapılmasıyla alakalı bir kural var. İşte burada bazen bizi korkutuyor. Eğer işte Kandıra'nın uç noktası Babalı'da bir yangın çıksa Ağva'ya kadar gidebilecek bir güzergah var. Bu bizi korkutuyor. Burada da gerek sahil güvenliğimiz, gerek kıyı emniyetimiz, gerek jandarmamız, zabıtamız, liman başkanımız herkes yaz sezonunda teyakkuz içerisinde oluyor. Gönüllü vatandaşlarımız. Hakikaten bu da bizim için aslında hem doğanın güzelliği ama bir yerde de bu riski taşıyoruz. Bunun için de her yıl böyle üstün gayret sarf ediyoruz. Temizlikten ziyade buraları da koruyup kollamak gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da ayrı bir efor sarf etmemize sebebiyet veriyor. Ama bugüne kadar elhamdülillah çok büyük bir sorunumuz olmadı. İnşallah böyle de devam ederiz. İnşallah. Sayın Başkanım, kısa bir ara vereceğiz. Sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Kandıra Belediye Başkanımız Sayın Adnan Turan'la sohbetimize devam edeceğiz. Kısacık bir ara lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Kandıra Belediye Başkanımız Sayın Adnan Turan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyor. Sayın Başkanım, şimdi turizmin daha çok ön plana çıkmasıyla ilgili, bu arada hayvancılıkla da ve tarımla da dediniz ama bir de eğitim var. Kocaeli Üniversitesi'nin Kandıra'da daha önce Meslek Yüksekokulu 4 bölümü vardı galiba. Evet. Şu an iki bölüme düştüğünü Murat Bey özel kaleminiz söyledi. Aslında sayının artması, bölümlerin artması Kandıra'ya artı getirecektir mutlaka. Çünkü gençlerin, belki dışarıdan gelen gençlerin Kandıra'ya yerleşmesini, Kandıra'dan ayrılan gençlerin de dışarıda iş bulmak için tekrar Kandıra'ya geri dönüşüne sebep olabilecektir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şöyle, mevcut üniversitemizin bulunduğu alanın fiziki ortamı maalesef çok uygun değil. Biraz ondan dolayı eksi tarafı var işin. O alanı işte deminki bahsettiğimiz, birinci bölümde bahsettiğimiz gibi Roman kardeşlerimizin dönüşüm projesinden sonra o alan biraz da görselliği düzgün hale dönecek. Tabii tercih edilen bölümler olmayınca her ne kadar 4-5 bölüm görüntüsü olsa da tercih edilen 2-3 bölüm var. Onlar devam ediyor zaten üniversite olarak. Ama biz yine Kandıra'nın doğasına, işte kültürüne, topraklarına uygun bölümlerle alakalı ama muhtemelen ilerleyen dönemde taleplerde bulunacağız. Bir de bir ailemizin üniversitenin işte yeni bir yeri olsun, yeni bir yerleşkesi olsun diye bağışladığı yaklaşık 26 dönümlük bir alan vardı. O alanla da alakalı belki üniversitenin yerini taşınması ilerleyen zamanda olabilir. Bütçesel kısım tabii bunlar. Bunlar karşılandığında güzel bir üniversite Kandıra'ya daha farklı bölümlerle gerçekten tutulan hem ilçeye hitap eden hem de Türkiye'de bu tercihi çok fazla olan bölümler inşallah Kandıra'ya da gelecek. O zaman eskiden üniversitenin Kandıra'da yüksekokulda olmasına rağmen öğrenci kapasitesi çok daha fazlaydı. O dönemleri bulur diye düşünüyorum ama tabii ki bunların bir süreci var. İşte oraya kadro almak, işte bütçe almak, dediğimiz gibi imalatları yapmak, bunların hepsi bir külfet. Bunlarla alakalı da bina yapıldıktan sonra diğer eğitim kadrosuyla alakalı üniversitemiz taleplerini yapar. Bizim de ilçemize uygun bölümleri de tercih ederek biraz daha belki ilerleyen zamanda katkı sağlayacak bir bölümler olacak Kandıra'ya. Sayın Başkanım, şimdi Kandıralı vatandaşlarımızla sohbetimiz sırasında sizin için şunu söylediler. Sayın Başkan, hayırları net bir şekilde söyleyen, evetleri de en kısa zamanda yerine getiren bir başkan. Evet. Yani aslında şöyle konu, olacak işe evet diyoruz, yapılabileceğine planlıyoruz, olmayacağı da hayır diyoruz. Belki bazen ilk etapta vatandaşımız hayırı çok sevmiyor ama yarın öbür gün söz verip de yapmayan olmaktansa başında ya bu işin olma şansı yok ya da bu iş olursa şöyle bir plan çerçevesinde olur dediğimizde
İnsanlar bunu anlıyor. Ama sokaktaki şu başkan evet dediyse muhakkak bu iş oluyor diye bir algı var. O da bizim için gerçekten gurur verici oluyor. Onlar da bize güveniyor. Evet diyor başkan buna diyor evet dediyse de bunu muhakkak en kısa sürede sizlerin söylediği gibi yapacak evet, diyor. Evet. Yine tabii biz de bunları söylerken muhakkak ki elimizdeki gücümüze göre büyükşehirimizden aldığımız katkılar doğrultusunda bunlara evet ya da hayır diyoruz. Bu konuda da çok büyük problem yaşamıyoruz. En azından insanlar bu konuda hani eski siyasetçiler gibi demeyelim. Biz onları yapmıyoruz. Yapmamaya da gayret ediyoruz. Ama bazen tabii dediğimiz gibi insanlar beklentiyle geldiğinde hayır duyunca mutlu olmuyorlar ama sonrasından ya doğru söylüyor başkan dediklerine de şahit oluyoruz. Sayın Başkanım yani şu mu? Kandıra'nın geleceği ve Kandıra önemli olan sizin için. Yani evet. Şimdi coğrafya çok büyük bir coğrafya. Yani Kocaeli'nin %27.6'sına sahip 933 kilometre en büyük coğrafya. Burada koruyup kullanması gerekiyor. Sizin söylediğiniz gibi muhakkak ki takibe çok daha fazla ihtiyacı olan bir ilçe ve alan. Bunun için de elimizden geldiği kadar gayret sarf ediyoruz. Büyükşehirimizde, diğer işte birimlerimizde, kaymakamlığımızda, kolluk kuvvetlerimizde. Ama Kandıra'nın yarınları çok daha güçlü, daha güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Sayın Başkanım bir de geçtiğimiz günlerde Kandıra sporcularıyla her ne kadar en küçük ilçemiz olsa da sonuçta Kandıra'da yaşayan vatandaşlarımızın hele yazın 3 katı 4 katı hatta Kocaeli'nin nüfusunun yarısı kadar gelenlerden söz ettiniz. Bu gerçekten çok ilginç ve farklı bir sayı. Sporcularınızla yemek yediniz. Hatta sadece sporcularınızla değil, aileleriyle birlikte. Evet. Tepkiler veya talepler neydi efendim size? Ya şimdi ben tabii ki spor camiasından gelen birisiyim. Ama futbolla, hem futbol oynadık hem futbolda yöneticilik yaptık. Tabii her konuşmamızda, her gençlerle buluşmamızda ya da spor camiasıyla buluştuğumuzda sporun sadece futbol olmadığını özellikle söylüyoruz. Kandıra'mızda futbol kulübü olarak çok fazla kulüp olmamasına rağmen ama biz onların içerisine desteklerimizle arkadaşlarımız sağ olsun bir sürü branşları kattılar. İşte bocçesinden tutun rugbisine kadar, voleyboluna kadar, basketboluna kadar, işte diğer taraftan sörf kulübümüz, diğer taraftan dalış kulübümüz. Bunlarla beraber gerçekten bir farklı bir atmosfere döndü. Geçen de aileleriyle beraber gençlerimizle oturduk. İşte ilkokul çağından tutun da yetenekli olanları, bunlarla alakalı tespitlerden sonra bu çocuklar sporda bir dala yönlendiriliyor. Onların aileleriyle beraber buluştuk. Tabii mutlu ediyor insanlar bu tür bu birliktelikler. Yarınlarla alakalı bir şeyler söylüyoruz. Olması gerekenler. Tabii bu arada da sporcularımıza da gençlerimize de yarın öbür gün büyüdüklerinde arkalarından gelen nesle de sahip çıkmaları gerektiğini, onların sadece spordan ziyade eğitimleriyle de kişilikleriyle de alakalı ilgilenmek gerektiğini onlara da anlatmaya çalışıyoruz. Yani spor ben sadece futboldan ibaret olmadığını özellikle üzerine vurguluyorum. Bazen arkadaşlarımız yanlış düşünebilirler ama yani spora teşvik edilebilecek çok daha farklı dallar var. Herkes futbol oynayamayabilir. Futbol oynayamayan bir adam sporcu olmayacak ya da spora sıcak bakmayacak diye bir kaide yok. Gerçekten bu şekilde bir birlikteliğimiz var. İnşallah bundan sonrasında da diğer dallara da hitap edecek Kandıra'mızda branşları açacağız. Tesisleri de ona göre yönetmeye çalışacağız inşallah. Sayın Başkanım, geçtiğimiz günlerde milletvekilimiz Sayın Radiye Sezer Hanımefendi de Kandıra bezi ile ilgili proje yaptıklarını ve keten ekimiyle ilgili bir proje gündeme geldiğinden söz etti. Ne aşamada efendim? Sağ olsun milletvekilimiz tarım konusundaki hem işlerimize bakan, bakanlığımızda olan işlerimizle ilgilenen bir milletvekilimiz. O da bizim gibi heyecanlı. Eski Kandıra bezinin heyecanı onda da var. Ama tabii bu eskidenki gibi üretilip eski sistemle işte ketenin ayrılıp dokunması kısımlarda biraz eksikte kalıyoruz. Hı hı. Artık işler endüstriyel üretime dönmüş. Evet. Bununla da alakalı yapılan çalışmalar bazen çok sağlıklı ve sonuca ulaşmıyor. Bunun için ayrı bir çalışma gerekiyor. Onu da bizim milletvekilimizle konuştuğumuzda inşallah ilerleyen zamanda bu işin daha teknolojik kısmını araştırarak
Bu işin tekrar geriye dönüşü sağlanabilir mi? Hem istihdam konusunda, hem üretim konusunda, hem de gerçekten kandıra beziyle üretilen ürünler kaliteli. Hem insana görsellik olarak farklı bir şey katan, hem de kültürüne yönelecek bir takım geçmişimizi hatırlatan ürünler. Bunu inşallah ilerleyen zamanda, ama dediğim gibi endüstriyel üretimli ekip ve ip konusuna geçirdikten sonra da keten dokuma tezgahlarıyla beraber, ip dokuma tezgahlarıyla beraber inşallah bunu faaliyete geçireceğiz. Bizim de mesela yine planlarımız içerisinde işte halk eğitiminden kursu alan bayanlarımız var Kandıra'da. Artık bunu dokuyabilecek nitelikte. İnşallah ilerleyen zamanda belki bizler olursak bir 10-12 tane tezgah niteliğinde bir planımız ve tesis alanımız inşası söz konusu. Orada hem ailelere istihdamla alakalı bayanlara destek oluruz, hem de bu ürünü yine tekrar gündeme getirmeye gayret edeceğiz. Dokuyan var ama çok az. Şeyde de mesela ipi konusunda da işte biraz böyle pamuk da dahil edildiğinden dolayı biraz daha farklı bir dokuya dönüyor. Eski keten bezi dokuması, keten ipliği gerçekten ham bir iplikten yapılıyordu ve biraz daha kaliteli, biraz daha ağır oluyordu. Belki o olmasa da ona yakın bir ürünle inşallah ilerleyen zamanda hem vekilimizin çalışmalarıyla hem yine markamız, kaymakamımız, büyükşehirimizle beraber yol yürüyeceğiz inşallah. İnşallah. Sayın Başkanım, dedik ki belediye başkanları doğal 2024 Mart, 31 Mart'ta doğal adaylar. Şimdi aday olmanız durumunda yapacağınız neler var? Planlarınızda neler var? Aday mısınız? Doğal adaysınız da gönlünüzden geçen nedir? Şunları da yapmak istiyorum. Şunlar eksik kaldı dediğiniz, evet, neler var ya efendim? Şimdi tabii siyasetten gelen birisi olduğumuz için bir belediye başkanının bir dönemi az gibi görünüyor. İki dönem bence muhakkak olmalı. Başarısı, çalışması, gayretine bakılarak devam edilip edilmeyeceği tabii ki genel merkezin kararı. Bizler gönlümüzden geçen bir dönem daha olmak bununla alakalı. Tabii büyüklerimiz ne karar verse biz ona riayet edeceğiz. Tabii bununla birlikte Kandıra'da eksik kalanlarla alakalı birinci bölümde de bahsetmiştik. Özellikle turizm ve kalkınma adı altında işte Gıda TİSES OSB'ye ürün yetiştiren bir çiftçiliğin tekrar gündeme gelmesi, bunlarla alakalı sosyal donatının biraz daha artması, bunlarla ilgili muhakkak bir çalışmalar olacak. Yine eksik kalan kısımlarla alakalı işte millet bahçemizin çok ufak bir kısmı başlamıştı. Belki %10, %15'lik dilimi gerçekleşti. Onu bu süreçte gerçekleştirmek, çünkü namazgah ve tema parkımızın haricinde Kandıra'nın nefes alacağı bir alan yok. İnşallah orası da yapıldığında, dediğimiz gibi Kandıra'ya çok yakın bir mesafe o da. Yaklaşık 70 artı 70, 140 dönümlük bir alan olacak. Kandıra'ya bu da değer katacağını düşünüyorum. Tabii yine tesisleşme anlamında işte mescid alanımızın büyümesiyle beraber belki oraya hem tarihi dokusuna hitap edecek bir namazgah niteliğinde bir yer yapmak. Açık hava namazgah dediğimiz, bizim kültürümüzde olan bunu yapmak. Bunun yanında yine orada ailelerin hafta sonları çocuklarını biraz daha teferruatta olan alanlara hitap edecek yerler yapmak. Merkezi biraz daha güçlendirmek, sosyal donatı anlamında, sosyal alanlar anlamında güçlendirmek gerekiyor. Çünkü bazen bakıyoruz hafta sonları vatandaşlarımız İzmit'e geliyor çocuklarıyla onları eğlendirmek için. Bununla alakalı ihtiyaçlar var. Yine özellikle üzerine çiziyoruz. Bizim kültürümüzü biraz daha ön plana çıkarmamız lazım. Tarihimizi ön plana çıkarmamız lazım. Turizm tarafından da bir takım karıştığımız, ilgilendiğimiz olaylar vardı. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nde de görev yaptığım süreçte. Şu cümleyi kurarım çoğunlukla. Turizm hikaye yazma sanatıdır, hikaye de satma sanatıdır. Kandıra'nın yazılacak, Kocaeli'nin çok yazılacak hikayesi var. Gerçekten kültür, tarih, doğa anlamında. Bunlarla alakalı Büyükşehir Belediye'miz çalışıyor. Her bir ilçemize bir misyon yükleyecek. İşte onunla birlikte gerçekten daha değerli, daha kaliteli ilçelerimizin olduğunu biz de fark edeceğiz. Bazı şeyleri bilmiyoruz. Kandıra'da bu da varmış ya da Karamsel'de bu varmış, Kartepe'de bu varmış diyeceğimiz alanlar ya da tarihçelerini muhakkak göreceğiz.
Bunun için de Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz çalışmasını yapıyor. İnşallah her ilçemize bir misyon yükleyecek. Çünkü Kocaeli Türkiye'nin 4 marka şehrinden bir tanesi olacak hedefi vardı Büyükşehir Belediye Başkanımızın. O marka şehrede her ilçe kendisince özgü tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle katkı sağlayacak. O zaman çok daha farklı konular gelişecek. Yani belki bu hayal gibi görünüyor ama yanlış hatırlamıyorsam 2017 ya da 2016'da burada bir hem ticaret odası dönemimiz vardı. O dönemde toplantı yapıldığında işte yarınların şehirleriyle alakalı planlama vardı. Mesela hep hayalimizde şu vardır bizim. O gün de konuştuk orada turizm tarafı olduğundan dolayı. İşte körfezimiz belki derinliği kurtarır kurtarmaz bilmiyoruz ama o büyük kruvazer gemilerinin gelişiyle alakalı o donatıları hazırlamak lazım. Onlar geldiğinde burada bir konsepte göre geliyorlar. İşte Kar Tepesi'nden işte Mavi Bayraklı plajlarına, tarihi dokusuna, işte Karamüsel'ine, Körfez'ine, her birine bir misyon yüklediğinizde bir tur geldiğinde burada bir iki gününü geçirebilecek bir atmosfere çevirmek gerekiyor. Bu da belki ülkemizle alakalı daha farklı tanıtımlara sebebiyet verecek diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, şimdi İstanbul depremi çok gündemde. Kandıra deprem açısından sorunu olmayan bir bölgedesiniz. Şimdi İstanbul deprem senaryoları kurulurken İstanbul'da deprem olması durumunda ilk yardıma gidecek olan illerden bir tanesi, hem tecrübemiz açısından hem bir deprem geçirdiğimiz için mesela Maraş'a ilk giden destek belediyelerinden bir tanesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ydi. Evet. Kocaeli'ndeki diğer ilçe belediyelerimizdi. Şimdi İstanbul'da böyle bir durumda Kandıra Belediyesi'ne yüklenen bir sorumluluk var mı? Kandıra bölgesinden İstanbul'a destekle ilgili, çünkü siz de sonuçta sahildesiniz, herhalde yapılabilecek olan en iyi yardım denizden yardım. Böyle bir evet. Misyonunuz var mı yani efendim? Şimdi şöyle tabii ki öncelikle tüm belediyelerimizde işte malum 11 ilimizi kapsayan deprem bölgesinden Hatay ve Maraş bölgesindeki olan depremlerden sonra tüm belediyelerimizde afet müdürlükleri kuruldu. Hı hı. Bunlarla beraber personel tedarikleri, ekipman tedarikleri, bunlar tabii ki yavaş yavaş başladı. En hızlı şekliyle bunu bitirmek gerekiyor. Hani deniz tarafından müdahale ile alakalı tabii ki olması gerekiyor. Bununla ilgili gerek AFAD İl Müdürlüğümüz, işte gerek iki tane bizim büyük limanımız var. Balıkçı limanlarımız, büyük teknelerimiz var. Belki onlarla beraber koordinasyonla birlikte İstanbul'a müdahale etmekte. Karadan ulaşmaktan, denizden ulaşmak daha kolay olacağı yerlerle ilgili muhakkak bir aksiyonlar alınacak. Ama önemli olan yeteri kadar eğitimli personelin bulunması. Bunlarla alakalı tüm belediyelerimiz elinden geleni en hızlı şekilde yapmaya çalışıyor. İnşallah tabii böyle bir şey olmasın. Gönül bunu istiyor. Ama biz Büyükşehir Belediye'mizle beraber gerek Maraş'ta gerek Hatay'da görev aldığımızda bir bölüm belediyemiz Maraş'taydı. Çoğunlukla belediyemiz yine büyükşehirimizle beraber Hatay'daydık. Oradaki yapılanlara Kocaeli'nin katkısı gerçekten çok büyüktü. Gittiğimizde bir gönül köprüsü oluştu orada. Tabii oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamakla alakalı elimizden geldiği kadar destek olduk. Bunlar tecrübe oldu. Nerede ne alınması gerekiyor, hangi aksiyon alınması gerekiyor? Belediyeler biraz daha hızlı hareket edebiliyor. Diğer kurumlardan ziyade. Belediyeler hızlı şekilde pozisyonunu aldığında yine biz buradan gerek karadan gerek denizden tüm bu çalışmalarla birlikte inşallah gerekli desteği sağlayacağız. Ama dediğim gibi önemli olan hem ekipman hem personel konusundaki eğitimleri tamamlamış olmamız gerekiyor. Hı hı. Sayın Başkanım, 31 Mart 2024 hep ona dönüyoruz. Evet. Seçim oldu ve siz belediye başkanı seçildiniz. Büyükşehir Belediye'mizden ilk isteyeceğiniz ne olabilir? Aynı zamanda Ankara merkezden de sonuçta isteyeceğiniz veya kafanızda planladığınız ilk aşamada bir projeniz vardır yani mutlaka. Şöyle hep aynı şeye geliyoruz başından beri. Kandıra'ya hiçbir şey yapılmasa, sadece turizm planları gerçekleşse Kandıra için müthiş bir algı oluşacak, müthiş bir güven gelecek, müthiş bir disiplin oluşacak. Biz işte hem Büyükşehir Belediye'mizle beraber bunları çalıştık, Ankara'dan da bunu bekliyoruz. Bu olduktan sonra diğerleri zaten kendiliğinden gelişecek konular.
Tabii Gıda İhtisas OSB ile alakalı muhakkak ki oralara ürün yetiştiren çiftçileri biraz daha koordine etmemiz gerekecek. İşte dibimizde bir Gıda İhtisas OSB olacak gıda ile alakalı. Bizim de ona ürün yetiştiren çiftçilere ya da o ekilemeyen arazide ekilir hale getirmemizle alakalı destek olmamız gerekiyor ki devletimiz artık kendine ait arazilerinde kiralanarak çiftçiler tarafından ekilmesine onay verdi, müsaade etti. Burada da hem toprak analizleri yapıldıktan sonra hem de burada ihtiyacı olan ürünlere yönlendirmemiz gerekiyor. Kandıra'nın birinci derecedeki işleri bence yine bir kısmı tarım, bir kısmı da turizmle alakalı. İnşallah bunlar bizim öncelikli planlarımız olacak. Diğeri zaten tanıtım kendiliğinden gelecek turizm tarafındaki bahsettiğimiz işlerden sonra. Ama özetinde Kandıra dediğim gibi yani kimse Kandıra'nın merkezinin ve köylerinin nüfusunun işte böyle 300 bin, 500 bin olmasını beklemesin. Yarınla alakalı planlamalar ona göre yapılıyor. Çünkü köylerimizin güzelliği, doğası korunup kullanması gerekiyor. Tarım arazilerimizin heba olmaması gerekiyor. Çok güzel sahillerimizde koylarımız var. O koylarımızın değerlendirilmesi gerekiyor. İşte turizm planlarıyla beraber hep birlikte bunun hesabını yapacağız. Bunların talebini yapacağız. Bunların peşinden yol almaya gayret edeceğiz. Gerek büyükşehirimize gerek milletvekillerimizle beraber. Ve bence en önemli iki nokta bu. Bundan sonrası zaten yani yolda yapacağız. Ufak tefek tesislerimizde yapacağız ama birinci kısım bence önemli olan kısım bunlar. Peki efendim merkezle ilgili herhangi bir düşünceniz var mı? Merkezin biraz daha farklılaştırılması ile ilgili çünkü turizmin gelmesi demek, turistin gelmesi demek merkezin biraz daha aktif, biraz daha görsel olması gerekir. Ki. Bununla ilgili yani, düşünceniz? İzmit-Kandıra yolu ve Kandıra-Kaynarca yolu, Ağva-Kandıra yolu projeleri devam ediyor. Bizim sahillere giden bir yolumuz var. Onun da duble yol olması ile alakalı bir çalışma var. Orada o organizasyon yapılırken şehri de içeri giriş çıkışını kolaylaştıracak bir kavşağa döndürmemiz gerekiyor. Bunu bir revize edebiliriz. Oradaki olan kavşağı revize edebiliriz. Böylelikle şehrimize giriş çıkışı daha görsel hale getirip tabii merkezde özellikle eski belediye binamızın olduğu bölgede kent meydanı ile alakalı bir çalışmamız var. Yine yarın öbür gün işte kamulaştırma ya da kentsel dönüşme ihtiyacı olan bölgelerimiz var. Her ne kadar içerisi ufak olsa da ama bununla alakalı biraz daha nefes alacak. Kandıra'nın yani şöyle söyleyeyim bizim gençliğimizden 14-15 yaşımızdan beri Kandıra'nın yolları, çarşısı belli değişmedi. Bunları bir elden geçirmek lazım. Bir bölümünü yerini değiştirmek lazım. Ticaret sadece 4-5 tane sokaktan oluşmadığını gösterecek alanlar yaratmamız gerekiyor. Ticaret alanları yaratmamız gerekiyor. Mesela Kandıra merkezdeki sanayimizi Kandıra'nın 1-2 kilometre dışına taşıyacağız. O alan ticaret alanına dönüşecek ki geçmiş dönemdeki belediye başkanlığımızın döneminde, arkadaşlarımızın döneminde ticari alan olarak orası lejanta işlenmiş, planlanmış. O zaman biraz daha alan büyüyecek. Geldiğinde insanların dar bir kesimde değil de biraz daha geniş bir alanda istediklerini bulabilme imkanı oluşacak. Bununla birlikte özellikle az önce söylediğiniz depremle alakalı bir şey söylemek lazım Kandıra ile alakalı. O çıkan ekranlardaki fay hattıdır. İşte bizim elimizdeki olanlarla beraber baktığınızda Kandıra'da evet Kandıra güvenli bir ilçe. Belki %90'ı güvenli niteliğinde görünen bir ilçe fay hatları anlamında. Yarın öbür gün burada bundan dolayı coğrafyanın nüfusunun artması gerekiyorsa da bunu planlı yapmak gerekiyor. Bizim tarım alanlarımızın dışında kalan yine devlet arazisi, kamu arazisi olan ekilemeyecek alanlar var. Bunların planlanması ve buralara yeni yerleşim yerlerinin oluşması gerekiyor. Bunun için de yine büyükşehirimizle beraber görüşlerimizi ilgili kurumlara, ilgili bakanlıklarımıza beyan ederiz biz inşallah. Hı hı. Sayın Başkanım, şimdi turizmden söz ediyoruz. Süremiz de bitmek üzere gerçi. Son 5 dakikamız var. Avrupa Birliği'nden projelerle ilgili herhangi bir çalışmanız var mı efendim? Marka ile birlikte çalışıyoruz dediniz gerçi ama. Evet. Şimdi genellikle biz bakanlıkla alakalı, Sanayi Bakanlığımızla alakalı SOGEP projeleri dediğimiz projelerle ilgileniyoruz. Bu yılda mesela 2024 yılında da o sera yaptığımız alan yaklaşık 25 dönüm tek parça Kandıra Belediyesi'nin. Onu Milli Emlak'tan satın almıştık bizim dönemimizde.
Orayla alakalı planlarımız var. Yine tarımsal nitelikli planlarımız var. Bunlar yine bakanlığımızın üzerinden yürüyecek. Diğer taraftan Avrupa Birliği konusunda çok fazla bir çalışmamız olmadı. Ama yine bize danışmanlık niteliğinde destek olacak bakanlığımızla birlikte belki oralara da projeler yapılabilir. Ama birinci derecedeki bizim o 25 dönümlük tek parça alanda tarımla ilgili, çiftçilikle alakalı çiftçilerimize işte yine bahsettiğimiz fide mi yetiştiririz, daha farklı eğitim kampüsü mü yaparız çiftçilikle alakalı, bunları yapabiliriz. Yine özellikle ilkokul ya da 4-6 yaş okullarında çocukların hobi bahçesi niteliğinde bir alanlar yaratmamız gerekiyor. Mesela onu da yine Büyükşehir Belediye'mizle konuşup ilerleyen dönemde yapılabileceklerin içerisinde hani pilot okul belirlenip o okulun öğrencileriyle beraber işte onları haftanın bir günü götürüp orada bir şey ektirip her birine kendisinin kenarına ismini yazıp bu benim işte elmamdı, armutumdu ya da işte domatesimdi, biberimdi gibi toprakla ilişkilendirmek lazım. Toprağında sahiplensin. Evet, evet, onu yapmamız lazım. İnşallah bunlar da kafamızdaki olanlardan. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim öncelikle. Tabii siz de açılışta söylemiştiniz. Ülkemiz için 12 tane şehitimizle alakalı gerçekten Allah rahmet eylesin diyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ailelerimize başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Evet. Rabbim birlik beraberliğimizi daim etsin. Amin. İnşallah her şeyimiz üstesinden güçlü olduğumuz sürece geleceğiz. Burada da bizim karşımızda kimse duramayacak Allah'ın izniyle. Bundan sonrası ile alakalı güçlü şekilde işte Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür dediği sloganı o da bizim sayemizde toplumun gücüyle birlikte daha güzel, daha canlı söyleyecek. Ama dediğim gibi ilk önce ülkenin içerisindeki birlik beraberlik bizim için çok daha önemli. Evet. Ülkemize, vatanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür efendim. Ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, Dipnot programının bu akşam sonuna geldik ve konuğumuz Kandıra Belediye Başkanımız Sayın Adnan Turan'dı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Girişte de söylediğimiz gibi teröre lanet ediyoruz ve teröristlere destek olanlara da lanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.